Evet, şimdi metodumuzu yazmaya devam edelim. Şöyle bir metot tanımladık. Buna bir değer gönderdiğimizde bu k parametresi bu değeri karşılayacak. Mesela simyacı adını gönderdiğimizde bu metot bize simyacı ile ilgili gerekli bilgileri getirmesi lazım. Şimdi önce bizim bir URL bilgisine ihtiyacımız olacak. Yani bu bilgileri getirecek API'ye bir URL tanımlamamız gerekiyordu. Bunu hemen tanımlayalım. URL eşittir. F-string ile çünkü bu F-string olmasının sebebi bir parametre göndereceğiz. Aradığımız kitap ismini bu URL'e vermemiz için bir parametreye ihtiyacımız vardı. O yüzden F-string ile yazıyorum. Bunun demosunu daha önce yapmıştım ben. Şuradan linkimizi alalım. Bu adresten ne yapacak? Bizim kitap bilgimizi getirecek. Şurada query yazıyor. Bizim şu parametre değerimiz k olacak. Evet, bu bilgi bize bir değer döndürecek, data döndürecek. Bu gelen değeri yakalamamız gerekiyor. Bunu nasıl yakalayacağız? Ona bakalım. Bunu nasıl yakalıyorduk? Request ile. Request için bir parametre oluşturduk bir önceki ders burada. Bu import request parametremiz sayesinde bu URL'den gelen bilgiyi dataya dönüştürebileceğiz. Şöyle yapalım. Data diyelim eşittir. Request nokta get diyorum. Get değerine URL bilgisini veriyorum. Evet, bu datam artık bana oradan gelen değerleri yakalayacak. Bu datayı hatta JSON verisine de döndürebiliriz. Data eşittir. Data nokta JSON metoduyla JSON işte Python'da bizim bildiğimiz bir veri yapısı aslında dictionary'ydi. Dictionary'ye çevirdik bu gelen verileri. Bir test edelim. Gerçekten bir veri geliyor mu? Print diyorum. Test etmek için en basit print kullanabiliriz. Sonra şimdi biz getBook parametresini burada çalıştırdığımızda bir simyacı değeri gönderiyoruz. Simyacı burada parametre olarak da nereye geliyor? Şu URL bilgisine yerleşiyor. Sonra request ile istekte bulunduk. Datamız ve gelen datayı da JSON'a dönüştürdük. Bakalım print ile görüntüleyebiliyor muyuz? Evet, şu an biz direkt manuel olarak yazmıştık isim yerde. Çalıştı aslında. Aşağıda terminalde görüntülememiz gerekiyor. Şurayı bir temizleyelim, tekrar çalıştıralım. Belki bir öncekilerle karışmış olabilir. Evet, geliyor gördüğün gibi. Birçok bilgiyi çekti. Buradaki bilgileri kullanaraktan, key'leri kullanaraktan bir dictionary yapısı çünkü burası JSON'a dönüştürdüğümüz için. Buradaki key'leri kullanaraktan aradığımız bilgilere erişeceğiz. Mesela şurada uzunca description var. Bu kitabın özeti diyebiliriz. Bunu kullanabiliriz. Ya da title bilgisi, simyacı. İşte yazarlar bilgisi, o adır. Gibi bilgileri çekerekten görüntüleme işlemlerini yapmaya başlayabiliriz o zaman. Şimdi ilk başta şunu check edebiliriz. Bizim şuradan gelen değerimiz gerçekten geliyor mu? Bir hataya düştü mü? Bunu test etmek için şöyle bir if yazalım. If data eşit 200 mü? Burada data 200 mü kontrolü yaptığımızda yani gelen istek ya şuraya response diyelim daha iyi olur. Response data demeyelim de. Gelen cevap değeri response. Yani burada şunu bir yazdıralım istersen. Şimdi alalım. Nereye yazdıracağım? Şu response'un değeri ne ona bakmak istiyorum. Response
print diyelim. Print diyelim. 200 değeri gelmesi gerekiyor oradan. Yoksa genelde error hatası veriyor. Yani bir veriyi çekememiş oluyor. Şunları yorum satırı yaptım. Kapatalım. Sadece şuradan gelen değer sonuç ne? Ona bakalım. Evet, gördüğün gibi buradan bir 200 parametresi döndü. Yani bu değer 200 ise olumlu bir sonuç. Yani true bir sonuç. Dolayısıyla buradan artık işleme devam edebiliriz. Yani if'in içerisinde yaptığımız sonuçlar geçerli olsun. Değilse else durumuna bakıyordu. Else durumunda da print'te bir mesaj verelim terminalimize. Ne diyelim? Bir sorun oluştu gibi bir mesaj vermemiz lazım. API sorgusu başarısız oldu dedim. Başarısız oldu. API sorgusu başarısız oldu şeklinde bir mesaj gelsin. Eğer response 200 değerinden farklı bir değer gelirse. Bu 200 gelmesi sonucun çalıştığı anlamına geliyor. Yani bir veri geldiğini gösteriyor hatasız bir şekilde. Çalıştıralım. Pardon. Şurada bir bakalım tekrardan. Neden böyle bir şey yaptı? Ha bak, API sorgusu başarısız ama 200 değeri geliyor. Ha şurada 200 değerini bu veri formatında getirdiği için biz bunu göremiyoruz. Bunu görmek için ne yapmamız lazımdı? Evet, şurada response değeri var ya, buraya neydi o? Status kod. Evet. Status kodu 200 mü diye kontrol etmemiz lazım. Burada bir sıkıntı daha oluştu sanki. Tamam, içine girdik ki burada data.json'u gördü. Ha, data ne onu bilmiyor. Az önce bunu değiştirdik ya. Aslında bu response olacak. Onu da düzeltelim. Evet, az önce değiştirmiştik bunu. Response gelen cevap JSON'a dönüştürülüp data değişkenine atıldı burada. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, sonuçlar geliyor. Verimiz geliyor. Tamam. Güzel. Burası anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Şimdi datamız geldi. Datadaki verileri tek tek yakalamamız lazım. Peki bizim print ile yazdırdığımızda görüntülediğimiz değerler var. Yazdırdığımız değerler var. Şurada işte title, işte yazar bilgilerine erişmemiz gerekiyor. Peki bunlara nasıl erişeceğiz? Bu dictionary bir veri yapısı içerisinde çeşitli verilerimiz var ve alt dictionary'ler, diziler şeklinde var bu. Ana yapı dictionary. Volume info diye bir parametrenin altında bir value değeri var. Bu da bir dictionary. Uzun bir dictionary. Biz önce bu volume info değerine erişmeye çalışalım. Tamam mı? Şimdi burada birden fazla değer getiriyor. Ondan da bahsedelim. Yani tek bir kitap bilgisi yok aslında. Biraz detaylı inceledim ben. Hatta sayaç koydum. Kaç tane veri geliyor diye. 10 adet veri geliyor burada. Tamam, 10 tane kitap bilgisini seçiyor. Yani en yakın olandan başlıyor en uzak olana kadar. Yani kitap ismi simyacım ya da yazar adında geçiyor mu aranan kelime ya da özet kısmında geçiyor mu? Buna göre bunları referans alaraktan bize 10 tane kitap bilgisi getiriyor bize. Ama biz bunlardan ilkini seçmek istiyoruz. Yani ilk gelen en doğru sonuç odur diye tahmin ediyoruz. Diğer 10 tanesini kullanmayacağız şimdi. Ha bunu da yapabiliriz aslında. Hani gelen 10 kitap bilgisini bir slide şeklinde de görüntüleyebiliriz. Ama biraz daha bir üst versiyon olduğu için biz temelde bir kitap bilgisini gönderelim. Yani şurada gelen verinin sıfırıncı indeksini bulmamız gerekiyor. Yani ilk değer sıfırıncı indeksidir ya. Onu yakalamamız lazım. Bunun için item diye bir değişken tanımladım. Elemanım item isminde olsun. Datadan get yapıyorum. Datam bir dictionary olduğu için get yapıyorum.
Buradan value info değeri miydi? Şuradan kopyalayıp yapıştıralım. Tam değeri neydi? Title. Şurası. Volume info. Bunu seçtim. Sonra bunun içerisinde neyi getirecek bana? Sıfırıncı değeri getirmesini istiyorum. Sıfırıncı index diyelim şuraya. Ve burada herhangi bir sorun olursa da şurada mesaj veriyorduk. Error mesajını veriyorduk. Bunun yerine değer olaraktan boş bir liste atasın. Böyle şurada bir hatamız mı? Evet, şurada bir hatamız var. Value info değil, veriye bakıyorum da. Value info dictionary şu items'ın içinde. Bak şuradan başlıyor veriler. Tamam mı? Bak burada bir liste vermiş. Items. Elemanlar. Yani 10 tane veri geliyor dedim ya. Bunun içerisine gömüyor. İşte şuradan itibaren başlıyor da. Bir listem var. Listemin içerisinde de ilk eleman dictionary. Tamam, şu dictionary verisi var. İlk elemanı dictionary. Dolayısıyla biz şuraya items yazmamız lazım. Value info değil de şu items'ı kopyaladım. Şunu items olaraktan değiştirdim. Bu items gelen elemanlarda sıfırıncı ilk değeri yakala dedim. İlk değeri yakaladık. Şimdi hemen bir printleyelim mi? Emin olmak istiyorum. Item değerini yazdır diyorum. Çalıştırdım. Tabii şurada bir datamız daha olduğu için şunu kapatalım. Bunu kapattım. Çünkü birçok veri geliyor burada alt alta. Seçmesi zor oluyor. Tekrar çalıştırdım. Evet. Bir kitaba ait bir value değeri, yani veri değeri geldi. Burada nelere erişeceğiz artık? Mesela yazarına erişeceğiz. Evet, o. Harika olmuş. Çok güzel tasarım. Şimdi volume info da var burada. Bak gördün. Title simyacı başlığı ve bu da bir dictionary altında. Yani dictionary'mizin içinde bir key'i yakalamamız lazım. Ve o key'in de değeri value değeri bir dictionary. Bunları göz önüne alaraktan verilerimizi seçmeye başladım. Şimdi bizim item'ımız bir dictionary. Onu biliyoruz. Item.get dedim. Item.get value info key'ini yakalamam lazım şurada. Evet, bunu yakalayalım. Buraya getirdik. Değer olarak atadık. Sonra bu geldiğinde bu değer neyi getiriyor? Bu key anahtar neyi getiriyor bize value olaraktan? Value olaraktan şuradaki bilgi, dictionary bilgisini getiriyor. Dolayısıyla gelen bir veri de dictionary olduğu için buradan sonra da get diyebilirim. Tamam. Devamını da get diye tamamlıyorum. Liste olsaydı sıfırıncı indeksi derdim, değil mi? Yukarıdaki gibi. Ama gelen veri de dictionary olduğu için get ile devam ediyorum. Get işte hangi, bak dictionary'nin içerisinde title'ı yakalayacağım şimdi. Title. Bu bana neyi verecek? Kitabımın başlığını verecek. O zaman buraya bir değişken atıyorum. Başlık diyelim. Başlık eşittir şu olsun. Hemen bunu da bir printleyelim. Burada bunu yorum satırı yaptım. Enter dedim. Bir print daha yapıyorum ki gerçekten başlık değerine erişmiş miyim? Tekrar çalıştırıyoruz. Şunu bir silelim. Tekrar deneyelim. Evet, simyacı başlık değerine eriştim. Gelen değerimin içerisinde. Harika. O zaman diğer verileri de erişebilirim. Şu printimi siliyorum. Sıradaki veriler hangisi? Yazar değeri vardı. Yazarlar. Yazar diyelim. Eşittir. Yazar değeri de yine aynı formatta. Şurada gördüğümüz gibi, yukarıda yaptığımız gibi item.get Value info'dan gelecek bu değerde. Nokta get diyorum. Bu hangi parametreydi peki?
Bu hangi parametreyi? Tabii şeyi kapattığımız için şu data değerini bir daha yazdıralım, görelim. Ya da onu değil de alttakini yazdıralım. Şu item'daki değerlere bakalım, daha net görürüz. Şimdi biz ne tamam geldi. Value info'da title'ı yakaladık. Other değerleri şunu yapıştırdım. Others'lar yazarlar bilgisinde, key bilgisinde Paul Coach yazıyor. Doğru kitap zaten, yazarı da bu. Aradığımızı da bulduk. Şimdi şunu kopyaladım. Aynı şeyleri yazdım. Sadece description'ı getireceğim. Yani özet diyebiliriz. Özet dedim. Ya da açıklamada diyebiliriz. Açıklama desek daha iyi olur. Açıklama verisine de ihtiyacımız vardı. Onu da getirdik. Başka ne lazım bize? 1, 2, 3. Bir de resim vardı, değil mi? Evet, resim. Son olarak resmi getirme işlemi yapacağız. Bunun için resim için bana bir URL lazım. Bu URL adresimi almam gerekiyor. URL image diyelim. Ben de yazmayayım. Baba, Efendim? biz de yelkenler açığımız. Aa, yatlar gelmiş demek ki. Evet, URL image diyorum. Eşittir. Buradan yine item'ı kopyala yapıştır yapalım. Şu yukarıdaki item get satırını aldım. Kopyala yapıştır yaptım. Value info'nun içerisinde imagine link var. Onu bulmamız gerekiyordu. CTRF diyelim. Bak, CTRF dediğimde bu da arama sekmesi çıktı. Image link. Evet, şurada görünüyor. Yukarı çekelim. Yani şu parametre lazım bize. Bunu kopyaladım. Kopyaladım. Şuraya description yerine yazdım. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü burada iki farklı resim geliyor. Bu iki farklı neredeydi? Bak, şurada image link. Biri small, biri şu. Tamlin diye bir değişken ismi var. Yani key ismi var. Bunu kullanmamız lazım. Bunu kopyaladım. Geldim şuraya. Bak, dictionary var orada da. Yine bir get yapmam lazım. Böyle bir get yaparaktan bu veriyi bana getir diyorum. Şimdi bu veriye oldu da ulaşamadı diyelim. Tamam, böyle bir veriye erişemedi. Ya da şu image linki olduya gelmedi. Ya da böyle bir key oluşmadı. Verilerimizde aradığımız kitap isminde böyle bir isim oluşmadığında buna bir fake resim linki versin. Daha önceki ders oluşturmuştuk bu fake'i, fake logoyu. Bunu kopyaladım. Getirdim, buraya yapıştırdım. Hani herhangi bir resim değerine erişemezsen bunu görüntüle benim için diyeceğim. Tamam. Buraya Anladım. hataya düşme durumunda bu fake logomuz gelecek. Aslında bu tarz API'leri kullanarak da o dictionary veri yapısı da gerçekten pekişmiş oluyor. Benim açımdan öyleydi. Senin için de güzel oldu böyle yapılar, veri yapılar. Şimdi URL imajını de oluşturduk. Image URL de diyebiliriz. Onu da oluşturduk. Peki bu verileri bizim kullanmamız lazım. Ne zaman? İşte arama butonuna tıkladık. Şimdi bu veriyi ne zaman kullanacağız? Buraya simyacı yazacağım. Simyacı yazdığımda ilgili kitabı getir dediğimde bu buton bir şey tetiklemesi lazım. İşte bu ne olabilir? Command'la bir event tetikler. O eventte bu aranan kelimeleri nerede sorgulayacak? Şu metodumuza getirip sorgulayacak ve değerleri bize getirecek. Değerleri getirmesi için bir return yapabiliriz burada. Return kullanalım. Geriye bize bu değerleri döndürsün ve biz bunları kullanalım. Başlık, yazar, başlığın K'sını yazmamışız. Başlık, yazar, açıklama, bir de URL. Tabii URL imiş.
Evet, bu metot tetiklendiğinde şu an şu şekilde tetikliyoruz, değil mi? Bu şekilde tetikliyoruz. Ve bunun sonucunda return ile bir değer dönüyor. Ben bunu da test edelim. Gerçekten bu tuple dönüyor mu? Yani şu bir tuple parantez içerisinde değerleri oluşturdum. Tuple döndü. Dönmesi gerekiyor. Şimdi şu get bunu yazalım. Get bookumun içerisine yazalım. Bu print çalıştığında bir sinyalci değeri getBook'tan gelen return değerlerini yazdıracak. Bana bir tuple yazdırması gerekiyor. Bunu bir silip tekrar çalıştırıyorum. Tabi burada yukarıda da birçok veri geldiği için şunları kapatalım. Daha net görelim. Mesela şu item verisini kapatalım. Bak burada parantez açıp sonra da parantezle bitiyor. Normal parantez bu bir tuple'dır. Bize neleri getirmiş? Kitabın adını, yazarını getirmiş. Başka özet bilgisi getirmiş. Harika. Özetimiz nerede bitiyor? Şurada. Bir de bir link oluşturmuş. Görüyor musun? Bu bizim fake linkimiz değil. Yani gerçekten bize bir resim bilgisi de getiriyor. Artık bu verileri kullanaraktan bizim görsel tasarımda yaptığımız label'larda bunları görüntüleyebiliriz. Görüntüleme işlemlerine başlayalım. Şimdi bir defa şunu böyle manuel olarak da yapmayacağız. Aranan bilgiyi görüntülememiz lazım. Dolayısıyla ne diyelim? Kitap arama diye bir metot yazalım. Tamam. Bu kitap arama ne zaman çalışsın? Ya bir pes dedim. Bu kitap arama, şunu yorum satırı yapıyorum artık, buna ihtiyacım yok. Şimdi bu kitap arama ne zaman çalışsın? Bizim butonumuzun comment'ında çalışsın. Butona tıklandığında çalışsın. Comment. Bu neyi tetikleyecek? Kitap arayı tetikleyecek. Evet, kitap arama. Ne yapacak? Burada metodumuzu gelip çalıştıracağız. Bakalım metodumuzun içerisine gelelim şimdi. Şimdi bir defa kitap aramada ben neyi tetikleyecektim? Get book'u tetikleyeceğim. Get book benden bir parametre istiyor, bir key istiyor, değil mi? Buraya bir değer vermem lazım, bir key. Bu key'im nereden gelecek? Şurada entry'm vardı. Arama. Entry arama. Aranan kitabı bu entry'ye girecekti, değil mi? O zaman burada geldim buraya getbook'un içerisine. Entry'den gelen değeri gönderdim lazım. Bu da get ile yapıyorduk, değil mi? Ya da şöyle de yapabiliriz bundan öncesinde. Print. Gerçekten entry'den bir değer geliyor mu? Ona emin olalım. Emin olarak ilerliyoruz ya. CTRL, CTRL yapalım. CTRL ve burada yorum satırı olsun. Evet, bir printleyelim. Butonu tetikliyor mu? Yani buton bu metodu tetikliyor mu? Ve entry'ye girilen değeri yakalayabiliyoruz mu? Ona bakalım. Buraya simyacı yazdım yine. Getir dediğimde evet. Her tıkladığımda gördüğün gibi burada simyacı ismi yazıyor. Yani benim arama entry'sine girdiğim değeri butona tıkladığımda görüntüleyebiliyorum. O zaman harika. Buradan devam edebilirim. Alttaki get book'u çalıştırabilirim artık. Entry arama nokta get dedim. Yani arama aranan kelimeyi kitabı linke gönderecek. Simyacıyı gönderiyor. Ve bana return ile bir değer döndürüyor. Az önce bunları test etmiştik. O zaman şuraya geldim. Burada ne yapalım? Artık gelen kitap bilgisini ne diyelim? Bir değişken atıyorum. Data diyebiliriz yine. Yukarıda da data kullanmıştık. Gelen data tuple bir data bu.
gelen datamızı burada kullanalım artık. Nereye yazacağız mesela bu gelen datadaki verileri? LBL başlık nokta config ile güncelleyelim. Başlığın text değerini güncelleyelim. Buraya fstring ile ne yazalım? Datadaki verinin köşeli parantez içerisinde kaçıncı veriydi bu? Sıfırıncı indeksi değil mi? Sıfırıncı indeksini label'da görüntüleyelim. Evet, şu an ilk verimizi ekranda görmemiz lazım. Şunu bir kapatalım. Çalıştıralım. Haydi bakalım. Evet, şimdi arama işlemi başarılı olması gerekiyor. Ve görüntülerimiz. Evet, data sıfır geldi. Niye böyle bir şey yaptı sence? Büyük bir ihtimal biz şurada hata yaptık. Nasıl bir hata? Fstring kullanıyoruz. Şurada bir veri çekmeye çalışıyoruz ama bu verimizi bizim süslü parantez içerisinde yazmamız lazım, değil mi? Dolayısıyla burada data sıfır. Hatta burada fstring kullanmaya da gerek yok. Direkt de çekebiliriz. Neyse şunu bir çalıştıralım, sonra direkt yazabiliriz. Simyacı diyorum. Evet, simyacı başlığım geldi. Sonra yazarları çekeceğiz. Şuraya fstring dememize de gerek yok aslında. Böyle de çalışır. Şu süslü parantezler kalabalık etmesin. Text değerimiz datadaki sıfırıncı indeks olsun dedik. Sonra neyi getirelim? Başlık özet mi vardı? LBL özet. Neydi? Özet gelmiyor. Başka bir isim mi verdik acaba? Özet değil. Yazardı pardon. LBL yazar. Önce yazarı getirmemiz lazım. Config. Buraya data kaçıncı indeks? Birinci indeks herhalde değil mi? Ben şurada return'a bakıyorum. Sıfır, birinci indeks yazarlarmış. Bunu da test edelim. Simyacı tabi getir. Evet, bal koç. Burada da dictionary olaraktan gözüküyor. Bunu ne yapmamız lazım? Süslü parantezlerden kurtarmamız lazım. Şurada bizim şunu bir açalım bakalım nasıl bir veri geliyordu ona bakalım. Ona göre yazdıralım. Simyacıyı gönder. Enter dedim. Terminalime yazdırmıştım. Dur, neredeydi o? Bu değil de. Ne yazacağız burada? Şu datayı yazdıralım. Şunu çıtır yaptım. Çünkü gelen datamızdaki veri yapısına bakacağız. Nasıl bir veri yapısı dönüyor? Ona göre yazdırma işlemini düzeltiriz. Şuradaki datamıza bakıyoruz. Simyacı dedim. Enter. Evet. Simyacı direkt sıfırıncı indeksteydi. Burada bir liste içerisinde geliyor. Yani ben sıfırıncı tuple'ın içerisinde sıfırıncı değer dediğimde şu listem geliyor. Bunun da sıfırıncı değeri demem gerekiyor. Yani şuraya geldim. Birinci değerin içerisindeki sıfırıncı değer. İşte böyle dersem şeyi de döndürmüş olur. Düzgün bir şekilde. Yani süs parantezden kurtulmuş olur. Yazarlar bilgisini getir. Evet, Paul Koç olaraktan görüntüledik. Güzel gidiyoruz. Şu özet kısmını yapalım. Sonra en son imaj kısmı kalsın. Resim kısmı. LBL neyi getireceğiz şimdi? Özet. LBL özet değil de o neydi? Text özet. Ya da özet diye mi yazmışız? Text özetmiş. Evet. TXT özet. TXT özetin bilgisini nasıl güncellerim? Config ile geldim. Text parametresi var mı bunda?
Text'i yoksa neyi vardı? Şuradan bir demoya bakayım neyle getirmişim daha önceki çalışmamda. Yani insert'le getiriyormuşuz. Özet label demişim ama burada da entry kullanmıştık. Insert şeklinde eklememiz gerekiyor. LBL özet insert diyorum buraya. Insert parametresi. Çünkü burası text olduğu için insert ile yapıyoruz. Sonra end parametresini veriyorum ve kitabın data verisinden kaçıncı indeksi? İkinci indeksindeki değeri getir diyorum şu açıklamayı. Bunu bir test edelim. Simyacı. Yani yanlış yazdım. Getir dedim. Evet, kitabın özetini de getirdi buraya. Harika. Şimdi burada bir sıkıntı olma durumu var. Ne o sıkıntı? Şimdi ben bunu getirdim ya. Şimdi tekrar getir dediğimde altına ekliyor. Tekrar getir dediğimde ya burada bu veriyi temizleyip ondan sonra yazdırma işlemi yapmamız gerekiyor. Yoksa böyle alt alta yeni aranan kitabın verisini bekliyor. Bundan kurtulmak için teksti yazdırmadan önce TXT verisini, içindeki veriyi ne yapmam gerekiyor? Silmem gerekiyor. Bunu silme işlemi de şu komut satırıyla yapalım. Şu şekilde bir parametre gönderiyorum ve bunu silmesini istiyorum. Sonuna kadar sil. Yani bu indeks değerinden, bu parametre değerinden sonuna kadar sil dediğimizde bunu bu şekilde çözüm buldum. Tekrar çalıştıralım. Simyacı diyorum. Baba. Henüz bitmedi dersim oğlum. O zaman anlatırım bitince. Ne? Bitince anlatırım. Bitti Şimdi simyacıyı çağırdım. Hatta mi? Bitti zaten? yok bitmedi. Biraz daha var ama az kaldı. Sen biraz oyna geliyorum ben. Evet tekrar çağırdığımda Ben İngilizce oynuyorum. artık ne yapıyor? Bak bu veriyi siliyor. Yerine yenisini yazıyor. İngilizce esas doğdu, İngilizce Tamam, sen oynuyorum. İngilizceni çalış, ondan sonra devam ederiz. Şimdi başka kitap verisi çekelim mesela. Şurada bir kitap buldum Amazon'dan. Böyle genelde çok satan ve çok okunanlardan seçtim. Çünkü Google şeylerine daha kolay giriyor. Çünkü çok satmışsa çok gündem olmuştum. Bu kitabı getireceğim bana. Evet, bu kitabın başlığını ve işte yazarını, bilgilerini getiriyor. Başka bir kitap deneyelim. Ya şurada tam yanlış almışım aslında. Şöyle alalım. Ya sondaki yayın evi midir nedir onu da almış. Pardon, şurada arattıracağım. Getir dediğimde. Evet, kitabın ismi ve yazarını getirdi ve özet açıklama kısmında görüntüledim. Şimdi güzel. Bu sistem çalışıyor. Buraya kadar tamamız. Hemen resim görsel işlemlerini de halledelim. Sonucunu tamamlayalım yani uygulamamızın sonunu görelim. Evet bizim bir tane URL'imiz vardı. Resim getiriyordu. Onu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir response oluşturmamız lazım. Yani bir istekte bulunmamız lazım ve o istek bize bir değer döndürmesi lazım. Response şey request get adresimiz neresiydi? Nereden istekte bulunacaktık? Yukarıda linkini oluşturmuştuk. Tamam, buradan bir link oluşturduk biz. Ya bu fake adresten gelecek ya da buradan gelecekti. İşte geliyordu ki bu parametredeki değere göre bir değer geliyordu. Yani o da şurada. Return'e gelen son indekte 0, 1, 2, 3. Buraya geldim. Datamızda 3 numaralı indeksteki veriye bak diyorum. Bu veri benim işimi görecek. Harika. Bunu bir istekte olduğu için şuraya bir respon diyelim. Respon ise img diyelim. Tamam. Gelen cevabı bu değişkende tutalım. Artık burada bir resim linki var. Burada tutuyoruz bunu. Sonra bunu ne yapmamız gerekiyor? Bizim label'da görüntüleyecektik. Label'ımızda
görüntüleme işlemi yapmamız gerekiyor. Burada Image Open para kütüphanemiz vardı. Image TK ve Image şu yukarıda linklerini almıştık, import etmiştik. Bunları kullanmam gerekiyor. Şimdi bu resmi bir açmam gerekiyor. Image Open. Tabi bunu daha önce yazmıştık. Biraz böyle zorlayıcı ve nadiren yazılan kodları ben saklıyorum ki yeri geldiğinde tekrar oraya bakıp kullanalım diye. Daha önce demosunu yapmıştım. Nerede? Evet, şu. Image Open. Şu iki satırı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Şimdi şuraya geldim. Image data demişiz burada. Şunu response image diyorum. Şurada bir IO parametrem daha var. Bir kütüphane eksikliği var yukarıda. Onu da eklemem lazım. Bunun için ekleyeceğimiz kütüphane de import IO, input output kütüphanesi. Bunu da ekliyorum. Yukarıya ekledik. Artık resmim nerede kullanılabilir? Label'ımda kullanılabilir. Buraya geldim. LBL görsel demişim. LBL görselde nokta config edeceğim. Config diyorum. İmajı veriyorum. İmaj parametresinden neyi vereceğim? Bu foto. Fotoyu verdim. Tabii burada bir yenileme işlemi gibi düşünebiliriz. Bir satır daha bu görselle ilgili, label'la ilgili bir yenileme işlemi yapacağız. Bunu da yapalım. Görsel image diyoruz. Eşittir foto. Bu da bir yenileme işlemi gibi. Bunu yapmazsak görüntüleme işlemi olmuyor. Yani response image nokta content dememiz gerekiyor ki o şuraya açabileceğimiz formatta bir data gelsin. Bunu da bir img diye bir değişkene atayalım. Sonra şuraya bu değişkenin değerini verelim. Bu resmi işleme işlemlerini bu şekilde yaparsak eksiksiz bir şekilde resmimiz görüntülenebiliyor. Bir önceki hava durumunda hani görseller çekmiştik ya, orada uzantılar hani JPEG ya da PNG olaraktan gelirdi ama burada o şekilde gelmediği için buradaki gelen veriyi işleyebilmek için input output modülüne de ihtiyaç duyduk. Buradan resmi açıp sonra image TK'ya verebildik. Yani şu adımlar yoktu normalde bir önceki API'de ama bunları eklemek zorundayız burada bu book API'de. Tamam. Şöyle bir bakalım. Evet, bunu buraya dahil ettik ve sonucu görelim. Neydi bizim meşhur kitabımız? Simyacı. Kitabı getir. Evet, getirdim. Sonra şuradan şu kitabı hemen arattıralım. Evet, bunu da getiriyor. Güzel. Bir tane daha kitabı arattıralım. Şunu getireyim mesela. Seçtim ismini. Bu kitabı da getir diyorum. Evet, bunu da getiriyorum. Harika. Bir uygulamamızı daha sağlıcakla bitirmiş olduk.